Evet, merhabalar Türkiye ailesinin sevgili izleyicileri. Yine bomba gibi bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Ama bugün tabii oyun kuşu çekmeyeceğiz. Bugün kostüm kuşu çekeceğiz. Yanımızda da efsanevi seyisimiz var. Neredeyiz? İstanbul Levent'te, Sanayi Mahallesi'nde. Kimin yanındayız? Seni evet bir tanıyalım şöyle üstad. Hasan Tarman ben. Yaklaşık 2010'dan beri ala besliyorum. Güvercin olarak kostüm işine 2010 yılında başladık. Tabii bunun yanı sıra oyun kuşlarımız da mevcut. Alaların siyahı, mavisi, gördüğünüz gibi burada şampiyon siyahlarımız var. Sabuni ala, çakmaklı ala. Ala Türkiye'ye isim olarak konu olan alalarımızdan yine bugün kostümleri görüyoruz bu sefer. Evet, tabii. Bunlar oyun kuşu değil değil mi bunlar? Bunlar da oyun da mevcut. Yalnız oyun uçurulduğunda performans kuşu kadar randıman vermese de yani bir nebze insana bir oyun izletme tabii potansiyelleri var diyorsunuz. Şimdi sevgili izleyenler, biliyorsunuz Ala Türkiye YouTube kanalında hep oyun kuşları izlediğimiz için, oyun kuşu besleyen seyisleri ziyaret ettiğimiz için bugün kostüm kuşu başlığı altında ilk kez bir ziyaretimiz var. Şimdi bununla ilgili bizim de çok bir bilgimiz yok. Ben şimdi öncelikle kostüm kuşu nedir diye bir sana sormak istiyorum. Tabii. Konuya temel bir giriş yapmak adına. Kostüm kuşu genelde insanların masa salımı için, yani kostüm kuşu adı üstünde festivallerde, herhangi bir görsellik yarışmalarda, kupa adına masa üstündeki salımlarda, oyun kuşu gibi performans gösterip uçumunu yapılmadığı masanın üstünde sergilendiği kuşlarımıza deniliyor genelde. Peki kostüm kuşunu merak eden seyircilerimiz için şunu sormak istiyorum. Bir kostüm kuşunda aranan özellikler nelerdir? Kostüm kuşunda aranan özellikler vasıflarının muazzam ve düzgün olması. Mesela şimdi buradaki alada vasıf arıyorsak kesmelerine, kanat kesmelerine, ayak paça teşkilatına, kasa genişliğine hepsine dikkat ediyoruz. Ve tepeler tabii ki muazzam olmalı. Bazen hayvanlar tüydeyken tepelerini eksik gösterebiliyorlar. Bu erkeğimizin tepesi önden mühür yemiş gibi olması, ayak takımı, geniş göğüs kasa genişliği ve renk kartelası. Görünen zaten köy kılavuz istemez derler ya. Ondaki şeyi bunda yaşıyorsunuz baktığınızda zaten. Boyun kısmındaki renk geçişleri tabii, falan. Genelde bu mesela bu dişiye baska kesmeli deriz. Boğaz kesmesindeki kesme baska bango güvercininden gelen baska kesmeli. Adını hani ben öyle çıkardım zamanında. O şekilde kaldı. Yani baska kesmesi bazılarının boğaz akıntısı beyazı aşağıdan başlar. O daha kötü durur. Mesela bundaki daha tatlı durur. Çünkü kesmesi ne kadar yukarıdan olursa ala güvercinde o kadar daha güzel gözükür, göze hitap eder. Yani şimdi ben de terimleri yeni yeni duyuyorum. Şimdi bunca zaman hep oyun kuş, oyun oynamaya dair terimlerle çekimlerimizi yaptık. Hep onları duyduk işte. Fişek, taban takla, takla falan filan. Şimdi baska mı dedik? Baska kesmesi paçasız bango baskalardan gelen özellik, kafa bölümündeki beyazlığın başladığı yer ne kadar yukarıdan olursa o kadar daha tatlı olur ala güvercinde. Ama tabii kostüm güvercinde. Oyun ala güvercinlerimiz de var. Birazdan onları da göstereceğim onu, size. Onu soracaktım. Sende hangi başka türler var diye. Bu gördüklerinizin mavisi var. Sabuni olanı yine var. Bunlar ala olarak mı geçiyor? Yoksa tabii. O mesela bu ala, onlar mavi, sabuni şeklinde farklı farklı şeyler mi? Yoksa hepsi alanın alt dalları mı? Ala da. Şimdi bu siyah ala, diğeri sabuni ala, mavi ala, İşte portakal ala, kırmızı ala diye tamam, renk kartalasındaki hepsi ala. Hepsi sendekilerin hepsi ala. Tabii. Değil mi? Tam bir o zaman alanın ortasına düştük böyle Ala Türkiye olarak. Grupta da, Ala Türkiye grubunda da yöneticiliğe beni görmüş sağ olsun. İlk başta grubu açarlarken ilk kurucularındanız. Şimdi diğer kuşlarımız da kategori olarak kupa alamasa da bunları ilk çıkardığım zaten siyah alaların atasıdır. Yani siyahla nudi, daha çok nudi dediğimiz onlar tutulur. Diğerleri keyfe keder. Birazdan onlardan da paylaşırız. Tabii dediğim gibi siyah bu yönde daha da iyidir yani. Her peki, yere siyahla göze daha hitap eder böyle. Peki şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Mesela oyun kuşunda işte Arap'ı ne bileyim beyaza vuruyorlar, işte göke vuruyorlar falan filan, böyle farklı farklı deneyler yapılıyor. Sen mesela kostüm konusunda bu tarz deneyler yapıyor musun? İşte atıyorum Nohudi'yi işte limona vuruyor musun veya işte beyaza vurup böyle değişik çalışmalar yapıyor musun sen de? Şimdi şöyle, zaten bunların kendi içinde kategorilerinde rengini renge vuruyoruz. Siyahı nuhudiye vurabiliriz. Yani renk kartelası birbirine daha uyumlu olduğu için. Gidip de siyahı kırmızıyla vurmuyoruz. Siyahı kırmızı alayla vurduğumuzda renk kartelasında bozukluk olur. Yani kanadının üstündeki mesela kırmızı verir yavru, böyle ala verir. Ama üstü böyle benekli verir.
kırçıllı verir. Hmm. Kanat üstü pis verir. O yüzden soyu bozmamak adına genlerine daha yakın birbirine olanlara vuruyoruz. Mesela siyahla Nudi'yi. Yani bu kostümde aslında daha ortada net bir yargı var oyun kuşuna göre. Şimdi oyun kuşu çünkü zamanla mesela üstüne koyarak gelişebilen bir şey. Hani taklası bugün belki yetersiz olabiliyor ama yarın kendini geliştiriyor. Diğer iki gün kendini geliştiriyor. Kanatlarını açıyor falan filan derken oyun kuşu kendini geliştiriyor ama mesela kostümde anladığım kadarıyla vurduğun zaman ortaya çıkan sonuç bir ömür boyu hep aynı mı gider? Ya genelde bunları vurduğumuzda hani dediğim gibi birbirine yakın renkler çıkar. Siyah çıkmasa da Nudi çıkar. Nudi çıkmasa da siyah çıkar. Bilinen bir şey. Hmm. Ama siyahı gidip de portakalla vurmuyoruz. Siyahı gidip kırmızıyla vurmuyorum ben. Karıştırmıyorum. Hmm. Ve kuşlarımın hepsi dediğim gibi kendine hani özgü renklerin içinde birbiriyle vuruyup ayak paça teşkilatı kasasını büyütmek için kasalı olanı kasasız dişiye vururum. Mesela yavruları kasalı verir, biri kasasız verir. Yani ne kadar iri olursa kostüm kuşunda o kadar göze hitap eder. O kadar daha göze gelir yani kuş güzel olduğu peki, belli olur yani. Peki şimdi üstad sana şeyi soracağım. Şimdi oyun kuşunun antrenmanları var. Günlük düzenli periyotlarla çıkartıp uçuruyorlar. Ve bu kuş kendini sürekli geliştiriyor dedim biraz önce de bahsettiğim gibi. Kostüm kuşunun antrenmanı nedir? Var mıdır bir antrenmanı? Genelde kostüm kuşunun antrenmanı yok. Zaten ben hem kostüm hem oyun beslediğim için şu anda bir tanesini uçuruyoruz zaten havada. Oyun kuşlarına ayrı idman veriyorum. Kostümleri de kanatları hamlamasın diye salmaları geniş olduğunda dışarı salma küçük salmada olanları arada dışarı çıkartırım. Banyolarını yaptırıyorum. Banyo suyu koyuyoruz. Vitaminlerini eksik etmiyoruz. Güneş görmeleri falan önemli etkenler. Güneş görmeleri tabii önemli etken ama benim burada camım var yan tarafta dubleks çıkıntısı yaptığım için. Şimdi birazdan içeriği de inceleyeceğiz oradaki zaten. Oradaki camdan ışık yeterince giriyor zaten. Şu siyah yer gördüğünüz gibi siyah yer dubleks çıkıntısı oradan güneşimiz vuruyor. Üst tarafta da havalandırmamız var. Oradan da geldiği için fazla güneş şeyimiz eksikliğimiz yok. Önümüzde zaten bayağı açık böyle ferah bir noktadayız aslında. Apartmanlar çok olsa da konum yükseklikten dolayı ferah bir noktadayız. Konum demişken civarda başka kuş besleyenler var mı burada sen? Tabii. Gerçi kostüm olarak herhalde pek dışarıyla alakan yoktur. Şimdi şöyle için. Daha oyun kuşu bizim için ikinci planda oldu. Bu pandemi döneminde biraz ağırlık verdik. Hani kuş uçuralım ne yapabiliriz elimizdeki yavruları sökelim derken. Şimdi işte birkaç ismi bilinen insanlardan edindiğim yavruları söktürüyorum. Burada uçum kümesimiz mevcut. Burada uçuruyorum. Diğerleriyle içeride yavru alıyorum. Uçum kümesindeki hayvanlar bazısı işte benim bozlarımla kara çakmaklı soyundan. Orada evet bozları görüyorum. Bazıları da Onur Murat soyundan, Ankara'daki abimizin soyundan. Benim bozlarla çalışma kuşumuzdur. Şu Onur, anda bir tanesi uçuyor zaten. Onur Murat'a da buradan şu selam an, olsun. Yukarıda yine İstanbul'da geliyor. Da bizi buldu Onur Murat. Tepemizde kuşu uçuyor şu an. Yeni yeni seferlerini yapmaya başladı sağ olsun. 20-30 metreye kadar uzatmaya başladı. Biz onlarla uçurduğumuz için bunların bize göze yerde geçse yetiyor. Yani fazla bir işte uçsun. Zaten böyle bir kuşu uçurmaya kalksan yandaki düşüyen vermiyor. Uçurup da aşağı düşün düşünsene. Ya bunu normal kuştan anlamayan bir insan bile şunu yolda bulsa yakalamak için eminim aynen. Bütün imkanlarını seferber edecektir. Çünkü maşallah diye başlayacağım lafıma gerçekten çok güzeller yani. Eyvallah. Çok böyle muntazam tertemiz çizgiler hatlar net belli. Ya ben diyorum ya kostümden çok anlamayan birisi olarak söylüyorum bunu. Paçalar falan böyle. Efsane ya maşallah emeklerine şimdi, sağlık. Şimdi bunların dediğim gibi bunların lekeli olanları oluyor bazen yavrulardan. Lekeli olanlarını uçuruyoruz. Kaybolsa da bir sıkıntı olmayacak derecede. Hani ben ayaklarına bileklik takmıyorum kuşlarımın. Genelde Hasan Tarman bileziğimiz var. Hı. Ama onu boz oyun kuşlarıma takıyorum. İşte uçan şu an beyazımıza taktım. Dediğim gibi uçum kuşlarına takıyoruz. Alalarımda bilezik yoktur. Ama zaten benim alalarım olduğu da Türkiye'de de bilinir. İşte kimden aldın? Hasan Tarman'dan aldım. Adam resim atar. Ustam bu senin kuşun mu? İsim verir. Yeterlidir. Kime verdiğimi bilirim. Evet. Ajandan vardır. Tutarım. Yani şimdi bunların diğer de portakallarını, kırmızılarını da çıkaracağım birazdan size. Evet onları da merak ediyorum zaten. Çekeriz onları da. Sıkıntı yok. Ama dediğim gibi oyun kuşlarımızla bunların alakası yok. Ama uçurursan oynar. Yani oyun kuşumuz gibi böyle 20-30 metre gitmese de yeni başlarken bunlar da ben kırmızılarından uçurdum bunların. O zaman kümesim evin arkasındaydı balkonda. Bir erkek uçurdum. 6-7 takmalı gitmeye başladı. Ön tepek ala, kırmızı ala. Erkeği indirdim hemen yatırdım. Çünkü biri gelecek, alacak götürecek, aynen, indirecek yani. İnsan güzel oynayınca da insan kuştan yani, ayrı bir korkuyor yani. Ya şimdi hem ala olması, hem muazzam kesmelere sahip olması, hem de oynadığında
Adam abi oyunlu kuş var mı diyor. Mesela Ala Türkiye sayfasında bazen paylaşım yapıyorum. Ala çiftliğinden enstantaneler diye. Adam yazıyor abi işte oyunlu mu? Mübarek sen böyle kuş buldun. Oyunlusu kaldı. Varsa ben alayım diyorum. Evet. Yok bana ne diyor yani şimdi. Ya tabii şimdi onun oyunlusunu hem böyle bir kuşun oyunlusunu da bulup onu uçurmak. Tabii. Onu uçurmak da ayrı bir cesaret. Şimdi ya, atmacası var, martısı var. Burada bir de martı derdin var sanırım senin. Martılar eskiden çok dalıyordu. Bu sene fazla yoklar. İşte oyun kuşlarımızı sökerlerken bazen bize yardımcı oluyorlar. Çatı çok olduğu için bazen yavrular yukarıdaki yüksek binaya atıyor. Ama patlamaya başladıklarında buradan başka bir de hedefimiz var burada. Hedefimizden başka bir yere gitmezler. Zaten bu bir de seyislikle alakalı. Tabii. Kuşu alıştırmayla alakalı. Şu an mesela idmanını verdik. Beyazımız 1,5 aylık falan yavru ekesi. Hayvan artık çatıya oturmaya başladı. Bak başka yere sefer yapmıyor görüyorsun. Evet. Ya buraya gelir yani ya şuraya gider. Hep şu binanın çevresinde şu an gördük. O zaman üstad istersen diğer kuşlarımızı da inceleyelim. Bunları alıyor muyuz içeriye şimdi? Olur tabii. Diğer renklere bakmak için içeri geçelim. Tamam içeri geçelim o zaman. Onları da bir inceleyelim. Bakalım şöyle yine her zamanki gibi çatı teması. Şöyle içeriye geçiyoruz. Ya, kocaman bir alan. Yine burada farklı farklı kaç tane kümesimiz var? Şu an herhalde burada 4-5 çeşit kümesimiz var. Şurada mesela kırmızı alalarımızla portakallarımız var. Kırmızı alalarımız böyle ve göstereyim. Portakallarımızın evet. olduğu kümesimiz. Hasan abi sana bir şey soracağım. Bu gördüğümüz mesela sarı alaların, kahverengi alaların yumurtalarından hiç olmadık bir renk çıkıyor mu? Arap'tan beyaz çıkması gibi mesela. Önceki soylarından, kanlarından gelen bir şeylerle karşılaşıyor musun? Yok. Şimdi şöyle dediğim gibi demin dışarıda bahsettiğim gibi siyahı siyaha veya nude alaya vurduğumuz için genelde kendi renk kartelaları çıkıyor. Ama siyahla kırmızıyı çalışırsak bir kırmızı bir siyah da çıkabilir. Ama dediğim gibi renk kartelasında bir sıkıntı olabilir. O yüzden ben genelde siyahı siyah veya nude'ye portakalı portakala vurmasam da kırmızıya vuruyorum. Her an renk tonajları birbirine yakın olduğu için. Aynı zamanda senden soy koruma yönündeki aldığın önlemleri, yaptığın çalışmaların cevabını da almış olduk. Şu an kuşlarımız tüyde olduğu için kümeslerimizi temizlediğimiz halde tekrardan böyle ufak tefek tüylenmeler olabiliyor. Aralık sonu Ocak gibi tekrardan temizliklerimizi yapıp dezenfekte işlemini bitirdikten sonra kuşlarımız daha şu an sıkıntılılar. Zaten nasıl bir insan hasta olur da böyle bir halsiz olur, keyfi olmaz. Şu an mevsim geçişi, tüy geçişi olduğu için hayvanlardaki keyif biraz daha şey. Tamam o zaman şimdi buradan şu sarılardan alıp dışarı olur. Çıkıp orada inceleyelim mi sarılarımızdan? Bir çift kırmızı alalım. Bir çift kırmızı. Eren kutu getir abisi bana oradan. Getir bakalım. Sen de küçük asistanımız. Çırak. Çırak mısın? Asistan dedim de çırak diye düzelttim. Dışarıya doğru geçelim. Standımızda bunları da inceleyelim. Tabii. Gelin böyle kafamıza dikkat edelim. Şimdi bir çift portakal ala atacağım. Şimdi portakal alalarımızı göreceğiz. Hatta şöyle biraz anlatayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paçalarımız biraz kırıktır. Genel anlamda ızgaradan veya geçişlerden paçalar biraz daha dolgun olur genelde. Portakal erkeğimiz. Kanat yapısından renkleri falan yani. Şu an mesela genelde alalarda işte burada 9, 10'a 10, 9'a 9 karşılıklı olması lazım genelde. Hani o şekilde olduğunda kuşun kesmeleri, altında hata olmaması, şurayı görüyorsunuz beyazlığını. Evet, bembeyaz. Böyle olması, resmen tepenin mühür gibi olması. Bazılarında bir terim vardır. 1 lirayı koyacaksın tam durur derler böyle bozuk 1 lirayı. Arka kepezin düzgünlüğü şart aranır. Bu dişimizdeki renk tonajı biraz daha erkeğe göre koyu. Tabii herkes bunun gibi böyle bu şekilde vermiyor. Tüy dönemi olduğu için kabartması da var. Normalde bu zaten basıktır. Ayakları gördüğünüz gibi bu şekilde olur. Şöyle çekelim. Bu da portakal ala dişimiz. Maşallah. Bunlar festivale çıkmadılar. Fakat çıktıklarında da kupa alacaklarından şüphem yok. Çünkü tonaj renk olarak ve kasa olarak bütün özelliklerini taşıyorlar. Portakal ala olarak, Çifttepe portakal ala olarak kendi kategorilerinde yani iyiler. Vasıflı hayvanlar. Hayvanlar zaten kendilerini belli ediyor. Bu dişimiz renk tonajı erkeğe göre biraz daha koyudur. Hani bu şekilde çalışıldığında çıkan yavruların biri anne gibi çıkabilir veya rengi daha da koyulaştırabilir. Yani eşleşme ile alakalı. Zamanla belki renkler ikisi de aynı çıkabilir. Ama dediğim gibi
Portakalı, portakala vurmasak da portakalı kırmızıya da vurabiliyoruz. Ama kendi yakın renklerine. Sen sanırım böyle farklı deneyler yapmayı pek şey yapmıyorsun. Yok. Böyle risklere girmek istemiyorsun mu diyelim? Vakit kaybı. Vakit kaybı diyorsun. Orijinallikten yanayım. Nasıl diyeyim şimdi, bir Mercedes'e, bir BMW'ye gidip de Audi'nin parçasını takamazsak, bunlara da kendinden hariç parça takmak istemiyorum. Neden? Çünkü vakit kaybı. Yumurta yatıyor, yazın işte 18 günde, kışın 21 günde çıkıyor. Bunun yanı sıra yavrunun büyümesi 20 gün, bir ayı buluyor. 40-50 günü çöpe atmış oluyorsun yanlış eşleşmelerde. Bu işin ya rengin bir standardı var diyorsun o zaman yani. Dediğim gibi kırmızılar, portakallar aynı kartele, aynı aile soyundan. Nudi ile siyah aynı aile soyundan, mavi ile diğer sabuni alalarda başka bir soy diye ben biliyorum. Beslediğimiz yıllarda verdiğimiz emeklerin karşılığında böyle tahmin ediyorum. Ama ben renge vurmayı daha çok seviyorum. Ama elimizde olmaz, dişimiz eksik olur, erkeğimiz eksik olduğunda, dediğim gibi erkek portakalım fazladır. Kırmızı dişi boşta vardır, kırmızıya girerim. Şimdi bunlar da kiremit kırmızılarımız. Biraz önce bahsettiğin değil mi? Evet. Kiremit kırmızılarımız. Yani diyorum ya, alanın bu kadar çok çeşidi, alanın böyle alternatiflerini görmek de güzel. Biz çünkü beyaz alacıyız. Bizde Osman Erbaş'ın siyah beyazları meşhur alalarda. Yani böyle işte kiremit, kırmızı ala, sarı ala, mavi ala. Zaten oyun kuşunda da bu renk pek ala göremiyoruz. İşte dediğim gibi bunlar da uçar, oynar ama millet oynatmaya, uçurmaya çekiniyor. Böyle güzelliği kimse kaybetmek istemiyor tabii haliyle. Ya insanın gerçekten çok canı yanar ya. Şöyle bir şey. Uçurmuyoruz böyle güzellikler de içeride. İşte içeride uçuyorlar. Çatın içi geniş olduğu için 90 metrekare bir alanımız var. Orada uçuyorlar. Herhalde bunlar da yine önceki renklerimizle benzer özelliklere sahip. Sadece renk farklılığı var. Değil tabii mi? Onun dışında tabii bu tepe işte mühür falan filan dediğimiz. Genelde vasıflar aynıdır. Vasıflar aynı. Sadece benzer renk tonajı, üstündeki rengi değişir. Portakal, kırmızı, mavi, siyah, nudi, miski. Bu şekilde renkler değişebilir. Çakmaklı ala. O zaman içeriye geçip kümeslerimizi de tekrar şöyle inceleyelim ve oradan kapanışımıza geçelim. Kuş uçumumuz yok. Bir eksik hissediyoruz ama böyle. Oradan da kapanışa geçelim sevgili izleyenler. Sonra boğazın tadına bakalım. Şimdi sevgili izleyenler, içeri geçmişken bir de aklımda şu soru var. Bunların bakımlarının yapılması, kullanılan ilaçlar ve benzeri, ne bileyim, tarağı falan var mı mesela bu kostüm kuşunun, tarakla falan böyle? Yok. Bu tarz bakım şeyleri nelerdir, detayları? Şöyle, biz bunların haftalık bakımları var. Haftalık bakımlarında mesela yerdeki en önemlisi havalandırma tabii burada. Havalandırma olduktan sonra hastalığı minimum dereceye indiririz, hastalık başlangıcını. Şimdi burada çatımızda gördüğünüz gibi fazla pencerelerimiz var. Durumu rüzgar, hava durumuna göre, rüzgara göre pencereleri açıp kapatabiliyorum. Karşıda bir penceremiz var güneşin girmesi için, demin bahsettiğim gibi. Buradan güneş... Zaten kuşlarımız burada geziyor. Evet tabii. Burada salmaları kısmen zaman zaman bir bu tarafı, bir oyun kuşlarını, bir alalarımızı sırayla açarak yerde banyolarını veriyorum. Banyolarını yaptırıyoruz, vitaminlerini veriyoruz. Sırayla hepsi bir gün dışarı çıkmış oluyor. Yani onları kanat çırpmalarından mahrum etmiyoruz. Ama buraya da havalık yaptık. Kümeslerimizde havalandırma çok önemli olduğu için, evet, bir de kapının altında girişimiz var. Buradan çıkışımız var. Hava oradan girer. Buradan hava akışına göre, genelde sıcak hava yerden tavana doğru yükseldiği için, biz buraya tavana havalandırma menfezi yaptık. Minimuma indirip tozu, çünkü kuş kalabalık olduğunda tozlanma çok riskli oluyor. Kendilerinden dökülen, evet, tozlar boğazına yapışıyor ve çiçek hastalığı başlangıcı oluyor. Biz şimdi bununla ilgili olarak zamanla kuş ölümleri vesaire olduğunda tecrübeler yaptık. Yani kuş ölüyor, nasıl iyileşir, ölmeden nasıl önlemini alırız, nasıl hasta olmaz diye bunların... Çalışmalarını yapa yapa kendimizi geliştirdik. Tabii yılların verdiği bir zorluk var. Bunları yapa yapa öğreniyorsun. Yeri geldi, oyun kuşlarımızdan da salmanın içinde burada otururken kalp krizi geçiren oldu mesela. Bir kuş da insan gibi kalp krizi geçirebiliyor mesela. Neden kaynaklı peki bu? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bir insan nasıl kalp krizi geçirebiliyorsa kuşlar da geçiriyor. Yani bunu ben gözümle gördüm, şahit oldum. Burada oturuyordum. Hayvan oradan yumurtada yatarken bir tane miski vardı. Kepezli miskimiz, oyun kuşlarından. Yumurtaya çıktı, yumurtadan kalkıp su içmeye kalkarken takla atarak sardığını gördüm. Allah Allah. Hayvanı bir koşu aldım, suya kafasını soktum, değdirdim. Kendine getireyim diye, ama artık gitmiş.
kalbi göğsünü tuttuğumda kalp atışları hızlıydı. Hayvan kalp krizi geçirmiş. Ama şimdi bunu yaşayan biliyor. Zamanla tecrübeyle anlıyorsun. Hayvanın hasta oluşunu, neden iyileşir, nasıl oluşunu. Yani dediğim gibi insanlardaki hastalıkların bir benzeri de bunların çiçek hastalığında işte burundan sıvı akması, boğazında peynirleşme, balgam yapması. Yani bunların hepsi insanlarda nasıl grip oldum diyorsun. Bunlarda da bu şekilde hastalık oluyor. Sene 91'de bunları bizim Kastamonu'da Özer Kaplan diye bir abimiz bozlarımızı sahip çıkıyor. Sakarya'da bir tane fabrikatör Ali abimizden bir erkek alıyor. Ankara'daki Şenol Kaya abimizden bir dişiyle zamanla süre gelen kanlardan bu bozlar çıkıyor. 1991 yılından. Evet bahsediyoruz. Dedik, aynen. 91 yılından gelen bir soyu şu an. Hepsi aynı aile. Buradaki Dumanlı Ala zaten Onur Murat'ın kanından biliyorsunuz. Gördüğünüz kadarıyla. Onun bir de burada içeride babası var. Yanındaki Sabuni Ala, Boz Ala diyorum ben ona. Benim bozlarımla yine Onur Murat Usta'nın soyundan gelme. Onlar da çok iyi burada performans sergilediler. Kuşlarımın çoğu maşallah bileziklidir zaten burada. Hasan Tarman bileziklidir. Yeni yavrularımız var tabii ki. Dumanlı Ala soyu. Yine Onur Murat'ın soyundan bir erkeğimiz. Şu an kendisi damızlıkta yavrularından çoğaltıp dışarıdaki beyaz da bunu bizim bozlarımızla girdik, çalıştık. 2018 Ocak ayında getirmiştim ben bunu. Şu an kendi yavrusuyla eşledik. Yavrusu da bu şekilde kaplan verdi. Bunlar da oyun kuşlarımızdan. O zaman sevgili izleyenler, şimdi bugün bu kadar kostüm demişken, yine bir ilk kostüm videosu yapmışken hep oyun kuşu istiyorduk gittiğimiz seyislerden. Bu sefer ben senden çekilişle bir kostüm kuşu istiyorum. Olur, tamam. biz de izleyenlerimize buradan kendi hediyemizi İstanbul içi olmak kaydı ile, çünkü gönderim sıkıntı olabiliyor bazen. Otogar vesaire vakit lazım oluyor. İstanbul o içindeki zaman, evet, kuş besleyen yeni kardeşlerimize, arkadaşlarımıza burada bir çift miski kepezlerden hediye verebiliriz. Yerde miski gördüğünüz kepezlerimiz gibi. Evet, yerde. Şunlardan. O zaman süper. 10 numara diyoruz. O zaman bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekeni söyleyeyim. Artık hashtagle Alatürkiye yazmanıza gerek yok. Sadece Alatürkiye yazmanız yorumlar kısmında yeterli olacaktır. Yorumlar kısmına Alatürkiye yazan sevgili izleyicilerimizden birisine, bir şanslı kişiye buradan bir adet kepez miskiyi İstanbul içinden teslim almak üzere. Yani burada üstadımızın kümesine gelip teslim almak üzere. Tabii. Kazanan talihlimiz. Herkes çekilişe katılabilir. İstanbul'a yolunuz düştüğü zaman da gelip alabilirsiniz. Tabii tabii. Diyerek sana çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet muhabbet için. Sevgili izleyenlerimize de bizi izledikleri için çok teşekkür ediyorum. Senin son kez söylemek istediğin bir şey var mı? Alanın tarihçesini öğrenip değerli ustalarımıza sorup ara kostüm ailesi olarak ala oyun kuşundan ziyade biraz daha kostümün içeriği farklı olduğundan dolayı alanın içeriğini ustalarından öğrenip daha kısa zamanda daha güzel, yanlış eşleşmeler olmadan daha güzel yerlere alayı getirmek istiyoruz. Ben bu alalara 10 senedir ev sahipliği yapıyorum. Alayı bu seviyelere getirmek için büyük zaman harcadım. İnsanların da emeğe saygı verdiğini düşünüyorum. Daha doğrusu yeni besleyecek kardeşlerimize doğru eşleşmeler yaparak güzel yavrular almalarını diliyorum. Herkese şimdiden bol şanslar, güzel yavrulu sezonlu kümesler diliyorum. Emeğe saygı diyerek o zaman videomuzu kapatıyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.